Şu boru bir konuşalım istiyorum son bölümlerde bor üretimini. Ya arkadaşlar bir bakan bey yanında bir şeyler getirmişti. Şey yapmayın, çekinmeyin getirebilirsiniz. Yani bizim öyle hani hiç şeye gerek yok. zaman şuraya mı koyalım daha iyi görünmesi? Evet ön, ön tarafa koyabilirsiniz. Ekran görecek mi? Teşekkürler, sağ olun zahmet oldu. Bir tane daha mı vardı? Bir şey daha vardı galiba. Şimdi bu bizim bor meselesi. Yani bor var, boru çıkarttırmıyorlar falan deniliyordu. Evet. Artık çıkarıyor muyuz bor? Yani bor aslında eskiden beri çıkartıyoruz ama bir kere üretim miktarımızı artırdık. Şu an dünya rezervlerinin %73'ü bizde. Pazarın da %60'ı bizde. Pazarda dünya lideriz bor. E, fakat bir, de, bir daha söyler misiniz? Dünya rezervlerinin %73'ü bizde. Pazarın da yani dünyada tüketilen borun %60'ını da biz üretip satıyoruz. Dolayısıyla bu ne dünya zamanda, lideriyiz. Biz bu rakamlara ne zaman ulaştık yani? Ne... E, bu rakamlara e, dünya şöyle söyleyeyim. Mesela %50'nin altında olduğumuz dönemler de var. Gene dünya birincisiz ama %60'a ne zaman ulaştık? Biz son iki yılda %60'a ulaştık. E çok güzel. Evet. Peki ben hiç bilmiyorum konuyu. Bor ne işe yarıyor? Biz bundan ne üretiyoruz? Bor aslında sanayide bir nevi kimyasal tuz gibi düşünün. Bordan %100 bordan mamul ürün sayısı çok az ama borun kullanıldığı ürün sayısı çok fazla. 250 civarında sektör, bor ufaklı boru kullanıyor ürününde yüzde birden daha az kullanan da var. Ama yüzde yirmi yirmi beş oranında kullanan da var. Peki en meşhur sektörler yani borun kullanıldığı e, cam, cam, seramik, gübre, e, kısmen deterjan e, gibi e, temizlik ürünlerinde de bor kullanılıyor. Dünyaya bor satıyor muyuz? Bu? Satıyoruz. Ürettiğimiz yüzde borun %97'sini aslında ihraç ediyoruz. Ve bu sene inşallah 2 milyon 600 bin ton ile Türkiye tarihinin rekorunu kıracağız. Ve muhtemelen 1 milyar doların üzerinde bir ihracat bekliyoruz bu yıl için. Bordan 1 milyar dolar, dolar kazanacağız evet. yani ihraç ederek. İhraç ederek. bir rakam çok iyi. <laughs> i̇yi bir yani. rakam. Peki evet. e, deterjan bunlar nedir şu getirdikleriniz? Şimdi burada e, şöyle e, biz tabii Etimaden olarak boru üretiyoruz ama e, aynı zamanda hem bor enstitüsüyle, bor araştırma enstitüsü hem de etimadenin ARGE departmanı ile borun sanayide kullanacağı yeni alanlar üzerine de ARGE yapıyoruz. Ki böylece bu ürünü e, işte bugün 250 sektör kullansın, yarın niye 500'e çıkmasın? Bir, buradan hareketle de bir öncülük yapmak istedik. E, dolayısıyla katma değerli ürünlere geçmeye çalışıyoruz etimadende. Sadece e, madeni satarak değil, onu rafine ediyoruz, biraz işliyoruz ama ara ve uç ürüne de yönelmek istedik. Bor karbür bunlardan birisi. Ne işe yarayacak? E, bu biliyorsunuz işte iki yıl önce temelini attığımız inşallah bandırmada bor karbür üreteceğiz. Özellikle özellikle savunma sanayinde mukavemeti yüksek, zıhlı e, araçlarda ham kullanmayı madde. düşündüğümüz bir üründen bahsediyoruz. Ham madde olarak. Evet. Biz ham madde yapacağız ama bunu alacak birisi işte örneğin personelde e, kullanacaksa bu ürünleri Koruyucu kıyafet olarak olacak veya bir tankın dış gövdesini bundan izole edebiliriz, yalıtabiliriz. Dolayısıyla dışarıdan gelebilecek mühimata karşı koruma sağlamış olacak. Şimdi Bunun savunma... mukameti çok yüksek ama aynı oranda da hafif malzemeler. Savunma sanayi de Atak'ta olduğu için Türkiye belki bir Tabii. hayli ihtiyaçla duyacak. Şu anda bu bor karbürü biz yurt dışından alıp burada şekillendirerek bu işleri yapıyoruz. Ama yarın işte sanayinin, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu, bor karbür e, maddesini biz kendi tesislerimizden yapmış olacağız. Buna yani bunu niye getirdiniz? Şunu mu demek istiyorsunuz? Biz bunu yapacağız. Bundan sonraki evet. hedef hedefimiz bu mu demek istiyorsunuz? Evet. Şimdi burada normalde aslında şu bor madeni e, doğada şu şekilde çıkıyor ham olarak. Biz bunu ha, borun ham hali ham, bu. Ham hali bu. Biz bunu alıyoruz, e, boruk borik asit diye isimlendirdiğimiz bu ürün haline getiriyoruz. Bunu ihraç ediyoruz. Bunu işliyoruz, bor karbül Hı. haline getiriyoruz şu, şu halde. Şu madde oluyor. Bunu da öğütünce toz halde böyle oluyor. Şimdi şunu tonunu 500-600 dolara satarken, şunun tonunu e, 20 bin ila 30 bin dolar arasında He. satacağız. Şimdi şunu ucuz oluyor, bu evet. biraz pahalı. Bu çok daha pahalı. Evet, bu da bunun yarısı yani. Bu cevher olarak satarsak ki artık bunu terk ettik. İlk yıllarda bu şekilde gitmiş. Şu hale dönüştürüp satıyoruz. Bu hale getireceğiz. Ama bunu örneğin e, özel seramik e, ve zırh parçalarına dökersek burada fiyatı tonu bir anda 300 bin dolarlara çıkıyor. Örneğin bir helikopter koltuk zırhına dönüştürürseniz burada rakam 350 bin dolarlara çıkıyor. E, yine başka... Alanlarda sanayinin kullandığınızda daha nitelikli ürünler. Bu artık sanayinin ürünleri oluyor. Biz şu hale verdikten sonra bunu diğer endüstriler alacak, bu hale getirip müşterilerine sunmuş yani olacaklar. Ne kadar nitelikli hale Bazen getirirseniz, dikkat edersen uç ürüne döndükçe fiyat, fiyat e, artıyor. Satış fiyatı artıyor ve gelir de artıyor. Gelir de artıyor. Yani şimdi siz bunları bir hedef olarak mı koydunuz Hedef kendinizi? olarak koydum. Henüz daha yok yani ortada. İnşallah bu, e, bir yıl sonra burada üretime geçmiş olacağız. Şu anda fabrika inşaatı devam ediyor. Bütün bunlar üretilecek. Şuraya kadar üreteceğiz. Şu kısımlar savunma sanayine alanına girecek. Yani benden bunu aldıktan sonra sonra o bunları yapacak. Bunları yapacak. Tamam. Tabii o artık savunma sanayinin ihtiyacına göre Böyle, Aselsan işte ne bileyim varsa yani diğer ürün, ürün firmalar firma işte var. tank firması alacak, helikopter alacak. Onları o hale getirmiş olacak. Şunlar nedir Sayın Bakan? Burada da aslında lityum bizim biliyorsunuz bu başka bir başka bir, başka bir şey. ben şuradan geçeyim. Şimdi bo, bor tamam mı? Bor borla ilgili. bu da yine bordan elde ettiğimiz bir başka ürün. Burada da cevher aslında şu şekilde demin de bahsettiğim gibi alıyoruz. Bunun bundan, bu, bundan ne bunu farkı tozlanmış var? Tozlanmış hali. Tozlanmış hali. Yani kabaca öğütülmüş hali diyelim. Sonra bunu e, penta diye isimlendirdiğimiz e, rafine ürün haline getiriyoruz. Şu bizim e, yarım kilodan elde ettiğimiz cevherden elde ettiğimiz penta ürünümüz. Sanayinin bor olarak bizden aldığı ürünümüz bu. 230 gram. Bu arada... Bir katı atık çıkıyor. Yani değerlendirilemeyen bir katı atık çıkıyor. Dikkat ederseniz bakın 225 gram kadar da katı atık çıkıyor. Biz bu katı atığı ne yapıyorduk? Bir de sıvı atık var. Oralarda depoluyorsunuz. E, uygun standartlarda tabii çevre standartlarına uygun. Şimdi arkadaşlarımız e, bir ARGE çalışması yaparak bu e, sıvı atığın içerisinde e, az miktarda da olsa lityum olduğunu gördüler. Bunu geri kazanma üzerine bir proje geliştirdik. İşte bu geri kazanma prosesiyle birlikte biz lityum karbonat ki şu anda bu batarya teknolojisinde en kritik maddelerden birisi i̇şte, işte mobil kullandığımız cihazlarımızdan tutun da e, arabalarda elektrikli arabalarda kullanacağımız bataryaların ham maddesi bu lityum ve dünyada çok fazla ülkede yok e, dolayısıyla özellikle evet. kritik teknolojiler için kritik bir ham maddeden bahsediyoruz Sizin arkadaşlarınızın icadı mı? Evet yani bu lityumu e, bor madeni içerisinde bulunan lityumu geri kazanmak üzerine bir proje. E, burada biz lityum karbonatı üretmiş olacağız. Bakın Peki 500 bu? gramlık cevherden 0.1 gram ancak lityum üretiyoruz. Peki bu pahalı, ne pahalı bir şey mi? Evet pahalı bir şey. E, şimdi onun da söyleyeceğim size fiyatlarını. Şu lityum e, ka, e, toplam proseste şu anda pilot tesis yaptık 10 ton üretiyoruz. Ama hemen hızlıca seri üretimine başladık. 600 ton kadar bizim e, şeydeki Eskişehir Kırka'daki tesislerimizden lityum üreteceğiz. Ne kadar ithalatımız var? Aşağı yukarı 1200 ton civarında Türkiye olarak biz lityumu ithal ediyoruz. Bunun yarısını buradan karşılayabilir hale geleceğiz. Şimdi arkadaşlara biz ithal etmeyeceğiz. Ithal, i̇thal etmeyeceğiz. Yarısını karşılayacağız. Diğer Emet'teki ve Bigadiş'teki sahalarımızda da benzer bir çalışmayı yaptırıyoruz. Oradaki lityum oranları bir miktar daha düşük tabii. Onlarla birlikte belki üretim kapasitemizi daha da arttırmış olacağız. Sonra da işte şurada hani sembolik belki bu mercimek pil diye halk arasında tabir ettiğimiz lityum pili. Bunu da TÜBİTAK'la birlikte çalışıldı. Ya bunu da Gayet verimli. Yok pil kısmı o ayrı bir endüstriyel alan. Hayır bu... As ama Bu orada üretiminin şeyini maddesini. biz vereceğiz tabii. Eee gönderdik. Orada numune e, üretimler yapıldı ve e, bir standart lityum pilinin tüm teknik şey fiziksel ve kimyasal özelliklerini sağladığını gördük. Aspilsan'la orada da işbirliği e, yapacağız. Onlar da çünkü pil üzerine yatırım yapıyorlar. Biliyorsunuz onlar askeri amaçlı piller üretiyor ama şimdi sivil amaçlı piller de üretecekler. İnşallah önümüzdeki dönemde bu lityumla alakalı diğer projelerimizde hayata soktuğumuzda özellikle bu TOK'la birlikte biliyorsunuz yerli otomobil geliyor. Onun ihtiyaç duyacağı lityumu da bir kısmını en azından etimadenin tesislerinden üretme imkanına kavuşacağız. İthalat değil de diyorsunuz. Kendi yerli lityumunda. Tabii yani Şimdi bizim ham madde ithalatımız da aslında oldukça fazla. Ülke olarak o, baktığımızda onu azaltmış olacağız. Elektrikli araçların hangi kısmında Pil, lityum kullanılıyor? Batarya. Ha, bat en önemli konu. En oldu. önemli kısım. Ha, önemliymiş gerçekten tabii. evet. Yani onun lityumunu buradan sağlamış olacaksınız. Peki dünyada bordan lityum üretimi çıkartan? ilk, ilk olacağız. Ha, o yüzden arge yaptık diyorsunuz. Evet. İ i̇cadınız sizin yani. Tabii tabii yani. E ee, bu konuda hakikaten e, Türkiye'deki mühendis arkadaşlarımızla güzel bir çalışma ortaya koymuş oldular. Bravo. Ve Gerçekten e, bu atılan atılan bir ürünü yeniden kazan. Normalde şunlar atılıyor muydu? Tabii bu sıvı ve katı atık atılıyordu. Şimdi sıvı atık bakın 80 gram çıkıyor her yarım kilodan. Bunu eee lityum elde etmek için bir başka ürün daha çıktı bu arada onu da kullanacağız. Su elde ediyoruz ki proseste bir suyu tekrar geri kazanıyoruz. Bu durumda atık miktarımız da azalmış olacak. Hem atık miktar, Atık baraj ihtiyacımızı ihtiyacımız... Şey, Hacim ser olarak ihtiyacımızı da azaltmış oluyoruz. Atıktan, o da bir maliyet aslında. Atıktan bir şey kazanıyorsunuz. Bir, bir sonucu. şey kazanıyorsunuz. Evet, yani Tabii. önemli de bir şey. Tabii. Ee, buyurun lütfen. Peki bu deterjan işi ne durumda? Yani çünkü sizin önemli bir e, miktarda... bir de boron diye biliyorsunuz bir e, temizlik ürünümüz var. O e, orada da aslında satışlarımız yine e, devam ediyor. E, biliyorsunuz şu andaki mevcut e, temiz deterjan ürünlerinde daha çok kimyasal ürünler biliyorsunuz tercih ediliyor. Bor doğal mineral bir ürün, e, çevre hassasiyeti olan vatandaşlarımız açısından tercih eden çok var. tercih edenler çevremde. oluyor. Evet, evet. Ee, öyle bir alternatif de sunmuş olduk. O o bayağı tuttu mu peki yani onun fabrikalarını? Ee, şöyle söyleyeyim ee, aşağı yukarı pazar payı herhalde yüzde %7-8'ler civarında. İyi çok iyi bence yani gayet iyi. Biraz deterjan firmaları size kızıyordur ama olsun. Ee, ya yani, Biz aslında onlara da şunu söyledik yani bor madenini biz üretiyoruz... Arzu ediyorsanız siz de Borlu temizlik ürünleri çıkartabilirsiniz. Tabi onlar yani da Biz öyleydi. Burada öncülük yapıyoruz. Netice itibariyle. Nitekim bizden sonra da Borlu temizlik ürünü çıkartan firmalarda oldu. Oldu oldu. Bunlar da sizin ürettiğiniz bunlar da şeyler. Bunlarda da. O zaman e, bu Covid ile birlikte biliyorsunuz el hijyeni sıkça gündeme geldiği için. Evet. E, borlu üretilen e, temizlik pardon dezenfektan ürünleri bunlar. Bunlar da oldukça tuttu. Çok güzel. Ee, böyle ucuz devam ediyoruz. Ucuz bo, Bor deterjan. Efendim? Bor, bordan üretilen deterjan ucuz mu? Diğer deterjanlere evet. daha ekonomik. Daha ekonomik. Onur senin sorduğun soru neydi pardon? Şey soruyormuş seyircilerimiz. Bu bordan enerji üretimi mümkün mü? Şimdi e, şehir efsanelerinden birisi bu. Yani bor tek başına bir yakıt değil, değil, değil. Yani klasik hani kömür katı yakıt veya bir petrol gaz gibi e, bor e, tek başına bir enerji kaynağı değil. Ama niçin böyle bir algı oluştu, onu söyleyeyim. E, bir, bir sohbetimizin bir kısmında işte karbon yerine artık temiz yakıt hidrojen gündeme geliyor. Ee, hidrojen de e, atom yapısı en küçük ve çok e, elde edilmesi kolay ama tutması, saklanması, işlenmesi, bir yerden bir yere taşınması oldukça zor. Yani o bildiğimiz çelik kaplardan bile rahatlıkla dışarıya kaçabilir. Yani böyle bir fiziksel-kimyasal özelliği var. O zaman boru taşıyacak bir taşıyıcıya ihtiyaç var. Bor hidrür, yani bildiğimiz bor madeni. Hidrojeni tutuyor, absorbe ediyor şu vaziyette bir prosesle. Sonra onu suyla karıştırıp e, tekrar hidrojenini geri alıyorsunuz. Böylece e, bir taşıyıcılık özelliği var. Bu bor hidrürden dolayı borlu araç işte vesaire biraz o zamanlar e, gündeme geldiğinde biraz kamuoyunda hani borun kendisi bir yakıt gibi, bir enerji kaynağı gibi algılandı. E, evet. Bileşik halde önemli bir temiz yakıtı taşımaya bir yerde aracılık eden bir üründen bahsediyoruz. Çok iyi anladım. Kendimi kimya dersinde hissettim birden <laughs> valla. <laughs> evet. Öyle bir anlattınız ki yani e, karmaşık. Onur da kulağıma diyor ki anladın mı diyor bana. <gülüyor> yani <gülüyor> anlar gibi oldum biraz. Ee, pek. Albert Einstein'in güzel bir sözü var. Nedir? Ee, <laughs> diyor ki. Basit bir şekilde anlatamıyorsanız o konuyu iyi bilmiyorsunuz demektir. <laughs> çok enteresan, evet, e, evet tarihe geçmiş bir söz. Çok var. önemli gerçekten öyle. Yani bir insan bu bir mevzuyu basitleştirerek anlatamıyorsa çok da iyi bilmiyor demektir. <laughs> doğru hakikaten. Einstein doğru söylemiş. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakan. Ee, gerçekten ben bütün soruları sordum. Güzel haberler verdiniz. Yani ne için verdiniz güzel haber? Benim için değil memleket için evet. yani Türkiye evet. için. Ee, hepimizi e, sevindirdiniz ee, yani e, işte bu doğalgaz keşfinin sonuçlarını göreceğiz tarih tarih açıkladınız nükleer santral bitmek üzere onun sonuçları olacak. Yani Türkiye açısından güzel haberler verdik bu akşam o yüzden çok mesudum size de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum ee, sayenizde Devam eden birçok büyük projemizi halkımızla paylaşma imkanı bulduk. Sizinle program hakikaten, birinci program da çok keyifliydi. Ben de keyif aldım. Ee, i̇nşallah yeni müjdeler oldukça da yine bir kamuoyuyla halkımızla paylaşacağız. Güzel işte. haberler vermemiz lazım. Halkımızın Tabii. ihtiyacı var. Ee, bu sıkıntılı günlerde hiç değilse bunlar umut aşılayan, umut veren pozitif haberler. Evet, iyi ilerliyoruz. İnşallah Rabbim de yüzümüze güler. İnşallah. Emek olmadan yemek olmaz demiş atalarımız. Doğru söylüyorsunuz. Büyük emek var ama. Ortada. Büyük emek var. Gördük o emeği görüyoruz zaten. Yani evet. Çok teşekkürler. Kısa bir aradan sonra veda edeceğiz.